Ben hemen sizi çok sıkmadan slaytlarıma başlayayım. Klonfenstrat 1950'li yılların sonunda sentezlenmiş. 60'lı yıllardan itibaren klinik kullanıma sunulmuş bir ilaç. Kolay kullanım ucuzluğu var. Ben 1990'lı yıllarda ihtisas yaparken kitaplarda ilk gördüğüm şeylerden bir tanesi. En ucuz, en basit ilaç, ilk basamakta kullanılabilecek bir ilaçtı. Sonra da çok kullandım bu ilacı. Çok da gebelik elde ettim. Gittiğim her yerde infertiliteyle uğraştım. Çok sevdiğim bir ilaç oldu. Klonfenstrat. Ucuz, kolay, güvenle kullanabileceğiniz, takibi son derece kolay bir ilaç. Ama her şeyden önce gerek ovülasyon indüksiyonu, bu arada Erhan'cığım resmi çekiyor. Benim asistanlarım burada. 6 aydır aralarından ayrıyım. Onlarla birlikte olmaktan ayrıca mutluyum. Onu da sizlerle paylaşayım. Her şeyden önce çok iyi bir evaluasyon yapmak gerek. İnfertil çifti ya da hastayı çok iyi incelemeniz gerek. Bundan sonra yapacaklarınız daha kolaylaşıyor. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Sonra da ben şimdi bir IVF merkezinde çalışıyorum. IVF merkezinde yapacaklarımız var. Hastayı çok iyi inceler, nedenlerini ortaya koyarsanız. Ondan sonra yapacaklarımız çok atla deve değil, belli. O basamaklardan geçtiğimizde sonuç almamız da zor olmayacak. Kolay, kullanımı ucuzluğu, yan etki azlığı nedeniyle ovülasyon indüksiyonunda ilk akla gelen ilaç. 50-250 mg dozlarında kullanılıyor. Ben kendi klinik pratiğimde 50 mg dozla başlamayı hiç tercih etmedim. Hep 100 mg dozla başlamayı tercih ettim. En iyi dozun 100 mg olduğuna inanıyorum. Bu kendi pratiğim. Onun için bütün hastalarımda klonfenstrat kullanacaksam 100 mg dozunda başlıyorum. 3 ile 5. günler arasında başlamayı, 3. günde başlamayı daha çok tercih ediyorum. Ovülasyon olan dozda tekrar yeniden başarısız olmuşsanız bir sonraki ay aynı dozla veya bir sonraki ay ara verip aynı dozu tercih edebilirsiniz. 150 mg dozun optimal doz olduğu, bunun üzerinde doz artırımının çok fazla fayda getirmediği görülmüş. %70-80 hastada ovülasyon oluyor klonfenstratla, ancak bunların yaklaşık yarısında gebelik elde edebiliyoruz. 6 siklus sonrası gebelik oranları artmıyor. Onun için 6 siklustan fazla kullanımını tavsiye etmiyor klasik kitaplar. Uygulamada da bunu görüyoruz. Genelde ilk 3 siklusta başarı elde etmişsek klonfenstratla sonuç alıyoruz. Etmemişsek bunda ısrar etmenin bir anlamı yok. 6-12 siklus arasındaki tedavilerde %5-6 gebelik rapor edilmiş. Yani çok fazla ısrara gerek yok. Niye gebelik elde edemiyoruz? LH hipersekresyonuna neden oluyor. Endometriyum üzerine antiöstrojenik etkisi var. Ve servikal mukus üzerine antiöstrojenik etkisi var. Klonfenstrat, ilk başta ben biraz geç kaldım ama arkadaşımız da çok güzel anlattı. Doktor hanım klonfenstrat hakkında bir sürü. Bunun iki tane izomeri var. N ve ZU izomeri. İzomerler etkili oluyor. Uzun sürede insanın vücudunda kalıyor. Atılımı geç oluyor. Aromataz inhibitörleri, testosteronun estradiol ve androstenedine dönüşmesini inhibe eden ilaçlar. Ovaryan granüloz hücreleri tarafından yapılan östrojen negatif feedback etki gösteriyor. Androjenlerin östrojenleri aromatizasyonu inhibe edildiğinde böylece hipotalamo hipofiz over aksı üzerinde çeşitli etkiler ortaya çıkıyor. Negatif feedback etkiyi ortadan kaldırıyoruz. Foliküllerde büyüme başlatıyoruz. Foliküler sensitiviteyi arttırıyoruz. Beyindeki östrojen reseptörlerini antagonize etmiyorlar. Monoovülatuar sikluslara neden oluyorlar. Ovülasyon indüksiyonunda iyi bir seçenek gibi gözüküyor. Antiöstrojenik etkileri yok. Klonfenstratla karşılaştığımız bu istenmeyen durumu da aromataz inhibitörleriyle görmüyoruz. Östrojen reseptörlerini azaltmıyor. Vücutta birikme etkisi yok. Yaralanma ömrü çok daha kısa. Ovaryan hiperstimülasyon sendromu riskinde monoovülatuar, monofoliküler gelişmeyi sağladığımız için OASS riskini azaltıyor, çoğul gebelik oranlarını azaltıyor. Monofoliküler ovülasyon sağlıyor, avantajı yüksek gebelik oranı, düşük maliyet, oral yolla alınması ve kullanım kolaylılığı yine aromataz inhibitörlerini iyi ilaçlar haline getiriyor. 2,5-5 mg gün 3-7 günler arası başlıyoruz. Ben yine 3. gün başlamayı tercih ediyorum.
5 gün veya yeni yayınlarda daha uzun süreli kullanımı var. Biz IVF tedavisinde zor yanıtlı olgularda da bazen gelişim elde etme amaçlı bu protokolleri kullanıyoruz. Daha uzun süreli kullandıklarımız da oluyor. Burada bir çalışma var. Klinik gebelik oranlarını görüyorsunuz. Klomifensitrat, FSH, aromatazin türü letrozol, CCFSH kullanılmış, letrozol FSH kullanılmış. Genelde birbirlerine benzer ve aromatazin inhibitörleri oldukça başarılı gözüküyor. Yine bir başka çalışmada %75 ovülasyon oranı, %25 gebelik, özellikle klomifensitrat dirençli hastalarda ovülasyon indüksiyonunda etkili olarak vurgulanmış. Bir başka çalışmada 2,5-5 mg 3-7 günler arasında %60 civarında ovülasyon ve %25 gebelik oranı. Etkili, ucuz, güvenilir bir ilaç. Klomifensitrat dirençli polikistik over sendromu hastalarında gonadotropinler ve laparoskopik ovarian drilling öncesi kullanılması gereken bir seçenek şeklinde sunuluyor. Emniyetli bir ilaç. Laparoskopik drilling öncesi kullanabiliriz. Burada bir algoritma var. Önce klomifensitrat, klomifensitratla sonuç alamazsak klomifensitrata metformin veya klomifensitrat dexametazon, aromatazin inhibitörleri, ovarian drilling ve sonuçta gonadotropin ya da IVF. Yani sonuçta başarısız olursanız hastaları bize gönderiyorsunuz. Biz IVF yapıyoruz. Bu slaytımızın, algoritma şemamızın özeti de bu. Burada da bir çalışma sonucunu görüyorsunuz. Klomifensitrat ve letrozolün kullanıldığı bütün hastaları kapsayan çalışmada aromatazin inhibitörleri daha başarılı. Body mass index 30'un altında olduğunda yine aromatazin inhibitörleri başarılı. Body mass index 30'un üzerinde aromatazin inhibitörleri daha farklı görüyorsunuz başarısı. 40'ın üzerinde ise yine aromatazin inhibitörlerini seçmek daha akla yakın gözüküyor. Ancak yine ilk başta sunulduğu gibi bu ilacın kullanımı FDA tarafından onaylanmamış. Onun için bir yazılı onam hastalardan alınması gerekiyor ilaç kullanımında. Letrozol tercih edeceksek. Letrozol özellikle burada da söylediği gibi dirençli polikistik over hastalarında iyi bir seçenek olarak kullanılabilir. Klomifensitrat ile karşılaştırıldığında ovülasyon indüksiyonunda yine bir kez daha vurgulanmış. Body mass indeksi 30'un üzerindeki hastalarda iyi bir seçenek. Muadili olan anastrozol, letrozol kadar femera preparat adı başarılı olmadığı için %60 düzeyinde bunun ovülasyona yol açma oranı. Onun için tercih edilen bir ilaç değil. Yine üçüncü kuşak ilaçlardan trogliptozon, rosoglitazon, hepatotoksik, nefrotoksik etkileri nedeniyle ovülasyon indüksiyonunda tercih edilmeyen ilaçlar. Ben size teşekkür ediyorum sabrınız için. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Bu kısa özet ve güzel sunum için vakit, zaman kazandık. Ben hemen soru alayım salondan. Konuyla ilgili soru ve katkısı olan varsa. Evet Murat Hocam buyurun. Teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Şimdi letrozol kullanımı sabahtan beri konuşuluyor. Bununla ilgili Özlem Evliyaoğlu'nun bu konudaki detaylı bilgisini de dinledik. Yani yan etkilerle ilgili kısımla ilgili de bir takım çekinceler var. Ve FDA dahil hiçbir Avrupa'da da ovülasyon indüksiyonu amacıyla onaylanmamış bir ilaç. Türkiye'de dahil olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nda böyle bir ruhsat başvurusu yok ve onaylı bir ilaç değil. Ancak görüyoruz ki Ahmet Zeki Işık da buradadır. Çok yoğun letrozol kullandığını söyledi. Birçok arkadaşımız da özellikle polikistik over sendromda özellikle bu Legron 2014 çalışmasından sonra letrozolü öne çıkarttı. Şimdi siz dediniz ki biz hastadan onay alıp kullanıyoruz. Mediko-legal açıdan hastadan onay almamız yeterli mi? Benim sorum bu. Yani tutun ki bebekte bir anormallikle bebek doğdu ve sizi mahkemeye verdi. Bu noktada Türkiye'de ruhsatı olmayan bir ilaç, ruhsatı olmayan bir ilaç, hukuki yönden. Sadece hastadan ben bunu Türkiye'de ruhsatlı olmamasına rağmen ovülasyon indüksiyonu amacıyla sende kullanıyorum diyerek hastadan imzalı onam almanız veya onamın açılımını yaparsanız burada belki meslektaşlarımıza daha da yardımcı olur.
Medikolojik açıdan bizi ne düzeyde kurtarır? Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Medikolojik açıdan yaptığımız işlerin %80'i bizi kurtarmıyor. Eray Hoca bu konuda çok güzel bilgiler veriyor bize zaman zaman toplantılarda. Yaptığımız pek çok şeyde medikolojik açıdan zor durumdayız. Öncelikle belki de tartışmamız gereken konulardan bir tanesi de bu medikolojik açıdan sorumluluklarımızı nasıl azaltabiliriz? Nasıl kendimizi koruyabiliriz? Eray Hocam ne dersiniz? Benim için hobi olmaya başladı artık bu. Ben doçentlik sınavım da etik komisyona gitti. Söyleyecek olursak metotraksatı ektopik gebelikte kullanamazsınız. Metforminin polikistik overde endikasyonu yoktur. Saitoteki hiçbir şekilde kullanamazsınız. Femara, klonfensitrat, yani şu olacak. Birinin başına bir şey gelecek. Diyecek ki işte yayın. Kanada yayını, Amerika yayını. Klonfenle letrozol arasında anomali açısından fark yok diyecek. O kişi aklandıktan sonra bu içtihat olacak. Yani maalesef bizde proaktif bir durum yok. Biz dernekler olarak da buna katkıda bulunamıyoruz. Çünkü diyor ki Sağlık Bakanlığı, bunu firmanın başvurması gerekiyor. Tavsiye kararları alabiliyorsunuz, kullanım protokolleri yapabiliyorsunuz. Bu sizi mahkemeye çıktığınızda bireysel olarak koruyor. Yani eğer TSRM'nin guideline'ında letrozol kullanımı var mı? Var. Ben de okudum çünkü. Diyeceksiniz ki çıkarsa birisi, işte bizim meslek örgütümüzün guideline'ında bu vardır, ben bunu kullandım. Yoksa bireysel olarak hiçbir koşulda birinin sizi şikayet etmesi, mahkemeye vermesi önlenemez. Bunu mahkemeye verecek, siz de elinizdeki belgeleri bilimsel olarak sunacaksınız. Zaten gittiği zaman bilir kişiler bizlere gelirse biz de diyeceğiz ki dünya kullanıyor, bu böyledir, şöyledir, anomali oranı fazla değildir diye bir cevap yazacağız. Ve bu durum kapanacak ve içtihat oluşturacak. Ama o zamana kadar hep bulanık sularda olacağız maalesef. Çünkü dediğim gibi proaktif olarak bunu yapamıyor Sağlık Bakanlığı. Çünkü firmanın gidip para yatırması gerekiyor doğal olarak. Araştırmaları göstermesi gerekiyor. Ve ülkenin de bundan biraz para kazanması gerekiyor belki. Bu çalışmaların kanıtlanması gerekiyor. Bu olmadığı sürece bulanık sulardayız. Ama korkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bu durum için. 2005 yılında o. Sonra tabii firmalar hiçbir zaman geri almaz. Çünkü düşük moleküler ağırlıklı heparin içinde bana yazı gelmişti. Bunu siz tekrarlayan düşükte kullanamazsınız diye. Hani bu bölgede nasıl kullanıldığını, nasıl başarılar olunduğunu zaten herkes biliyordur. Sonuçta etik ve hukuk bazen bir adım geride olabilir ve bizim yapacağımız çalışmalar, bizim yapacağımız şeyler bilim öncelikle ışık olmalı. Eğer biz bunları kanıtlayabiliyorsak, arkamızda derneğimizin guideline'ı da çıktı, varsa bunu kullanmada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Teorik olarak düşünecek olursak klonfensitatın birikme etkisi çok daha fazla. Aromatase inhibitörünün yaralanma ömrü çok daha kısa. Bir sorun çıkaracaksa klonfensitatın çıkarması beklenmeli. Ama 1960'tan beri klonfensitatta kullanımda. Yine bunları oylasyon diksiyonunda kullandıktan, gebelik elde etmeden önce kullandığımız için potansiyel yan etkilerinin az olacağını düşünebiliriz. Yani teorik olarak düşünürsek aromataz inhibitörü klonfensitata göre daha güvenli bir ilaç. Evet, yani pratik olarak, pardon, bilimsel olarak ortaya konulmuş bir farkı şu ana kadar yok. Gerek teratojenik yönleri yönüyle de. Peki ben bu bağlamda bir soru soracağım. Sizin de bu konuda hani iki tane yayınınız var. Bir klonfensitat, bir de gonotopinelle over yüzey epitelinin nasıl değiştiğini uzun süreli kullanım sonucunda. Kemik iliğindeki kanserojen hücrelerin prekürsörlerine de baktık çalışmamızda. Çok önemli bir farklılık bulamadık. Bazı artışlara yol açıyor. Gonotropinler yüksek doz kullanıldığında. Literatüre baktığımızda yine tek tek yayınlar var bunlarla ilgili ama bu konu da çok tartışmalı. Acaba direkt bu ovülasyon indüksiyonu yaptığımız ilaçlar mı bu sorunu ortaya çıkarıyor? Yoksa zaten infertil hastaların altta yatan bir patolojisi var da biz onu mu buluyoruz, rastlıyoruz şeklinde. Genelde sizin çalışmanızda var. Gayet güzel çalışmalar. Bunların devamı gelirse belki daha net bir şeyler yani söyleyebiliriz. Letrozolle böyle bir hayvan deneyi var mı gördünüz mü? Letrozolle yok bilmiyorum. Yapabiliriz. Yapalım. Yapılabilir. Peki. Soru var mı? Başka bir katkı soru? Yoksa ben arkadaşımıza
devredeceğim. Teşekkürler.